Evet, iyi akşamlar Emre. Hocam katılım başladı. Arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bakalım saat Evet. 8 demiştik. 5 dakikamız daha var. Sohbet edebiliriz. Nasılsınız? Dersten geldiniz herhalde. İyi. Evet, Emre, bugün 3 dersim vardı. En son dersim saat 5'teydi. Dersi bitirdikten sonra eve ulaştım. Arada da oğlumla, yani oğlum ve eşim geldi almaya. Yani acaba yetişemez miyiz dedik ama yetiştik çok İyi, şükür. çok çok Tabii güzel. burası İstanbul gibi değil. Siz Bizim olmadan evimizde keyifli biraz. olmaz zaten bu yayın. Şimdi çok güzel bir yayın yapacağız umuyorum. İnşallah Emre. İnşallah. Siz olduktan sonra keyifli olmaması imkansız hocam. Merak etmeyin. Teşekkür ederim Emre. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Davetin için, desteğin için de ayrıca çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Biz Senin de sayende zaten de iyi bir ekip olduk. Ekonomi Türk'te, Sami'yle birlikte güzel yayınlar yapıyoruz her hafta 18.30'da Cuma günleri. Evet. Burada da ilk defa sizinle yapıyorum ilk Instagram canlı yayını. Bakalım inşallah güzel geçer. Teknik aksaklıklar olursa arkadaşlar kusurumuza bakmayın. İlk defa canlı yayın Evet. yapıyorum ben Instagram'da. Evet. Bir sıkıntı olursa da uyarın lütfen buradan yorumlarınızı yazın. Evet. Oldukça önemli bir gün tabii. Piyasaların gözü kulağı yarınki 14'teki kararda olacak. Tabii sanıyorum ki şöyle bir durum da var. Yani yarınki belirsizlik de bu kararı oldukça önemli hale getiriyor. Tabii kurdaki Kesinlikle. tansiyonun yanı sıra ne olacağı çok belirsiz. Hocam, Sanıyorum o da. ya tabii detaylarını konuşacağız ama çok ilginç değil mi? Yani bir Merkez Bankası karar alacak ve ya kimse net bir şey öngöremiyor. Yani bu hakikaten çok ilginç bir durum. Yani faiz indirir diyen var, indirmez diyen var. Şu kadar indirir, bu kadar indirir diyen var. Ve yani bu öngörülemezlik aslında asıl problemin nerede olduğunu da gösteriyor bence. Yani bir belirsizlik, bir flu bir durum, öngörülemez bir yapı var Türkiye ekonomisinde uzun süredir. Merkez Bankası da bunun zaten baş aktörlerinden biri. O yüzden zaten volatilite söz konusu. Bugün zaten hem borsada gördük hem dolar TL'de yaşanan hareketliliği gördük. Sürekli bir oynaklık var. Kimse bence yön belirleyemiyor. Benim gördüğüm bu. Siz ne diyorsunuz? Evet, katılıyorum Emre. Şöyle bir durum var. Yani bu özellikle bu para politikasındaki belirsizliğin bizde iç piyasalarda kura ve aynı zamanda pardon, kura ve borsaya yansıması 1 Eylül itibariyle çok daha arttı. Hatırlayacak olursak çekirdek enflasyonu. Şimdi şöyle bir durum var mesela. Söylediğin çok doğru. Şimdi fiyatlamanın ya da işte gerçekleşmenin yarın ne yönde olacağını bilmiyoruz. Ama şurası net ki piyasa geçen hafta 50 bas puanı fiyatlamıştı. Ama öyle anlıyoruz ki bu hafta itibariyle 100 bas puanı da fiyatlamış durumda. Yani bu şu anlama gelecek. Yarın Merkez Bankası pas geçse bile piyasa bunu fiyatladığı için aslında ekonomi gerekli olan yani bu faiz indirimi nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluğu yaşadı. Dolayısıyla söylediğim gibi bu belirsizlik ve risk algısı piyasaları bu açıdan olumsuz etkiliyor. İşte zaten merkez bankalarında bu sözlü yönlendirme dediğimiz önemli aracın da aslında önemi burada ortaya çıkıyor. Merkez Bankası iktisadi ajanlara önümüzdeki dönemde nasıl bir politika uygulayacağını önden söyleyerek bu özellikle olumsuz fiyatlamalar işte ekonomiyi zarara uğratacak bu negatif fiyatlamalardan kurtarma adına da bunu yapıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani iktisadi ajanlarda belirli düzeyde bir iktisadi bekleyiş var. Dolayısıyla bu bekleyişleri yönetmek zorundasınız. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu an için Türkiye'de de bu böyle. Enflasyon bekleyişlerinde ciddi bir bozulma olduğunu görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Evet tamam enflasyon yüksek. Dolayısıyla bireylerde bir enflasyon yükselecek algısı var. Fakat eğer bu bekleyiş yönetimini düzgün yapmadığınız zaman fiyatlamalar ve gerçekleşmeler sizin uygulayacağınız politika sonuçlarından çok daha farklı noktalara giderek aslında iyi yapmaya çalışırken kötüyü ortaya çıkarmış olursunuz. Kesinlikle İşte katılıyorum. haliyle Bir çok kısa araya evet, buyurun. gireceğim. Sözlü yönlendirmeler merkez bankaları için son derece önemlidir. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama bunun etkili olabilmesinin yegane yolu kredibilite değil midir? Bizde de bu kredibilite sorunu son 2 yıldır özellikle Merkez Bankası başkanlarının her kararından sonra görevden alınmalarıyla çok fazla gündemde değil mi? Yani kredibilite problemi yaşanmıyor mu? Sözlü yönlendirmenin etkili olabilmesi için bir kredibilitenin yükselmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum Emre. Yani para politikası eşittir aslında kredibilite demek. Yani sizin öncelikli olarak hangi politika uyguladığınızdan ziyade
uygulamayı söyleyeceğiniz. Çünkü şu var, evet tamam, genel olarak merkez bankaları sadece cari döneme ilişkin politikalar söylemiyorlar. Gelecek döneme ilişkin nasıl politika uygulayacaklarını söylüyorlar. Bunun en güzel örneği Fed'in şu an yaptığı durum. Fed öncelikli olarak tapering'i ne zaman geçeceğini ve faiz artımı ne zaman geçeceğine ilişkin bir yönlendirme yapıyor. Evet, günümüzde de bir uygulama yapıyor. Yani mesela şunu yapıyor, faizi sabit bırakıyor. Her ay 120 milyar dolarlık bir tahvil alımı yapıyor. Ama bunun dışında sadece bugünkü cari durumu yönetmiyor. Bunun dışında gelecekte nasıl adımlar, çünkü şundan dolayı Emre, şimdi para politikası araçlarına baktığımız zaman teknik anlamda para politikası araçlarında Merkez Bankası'nın kullanmış olduğu politika araçları kısa vadeli döneme sadece sirayet edebiliyor. Sizin elinizdeki para politikası araçlarıyla uzun vadeli döneme sirayet etmeniz mümkün değil. Ama bunu nasıl yaparsınız? Yani sözlü yönlendirme dediğimiz araç işte tam da uzun vadeli dönemi yönetme, uzun vadeli parametreleri etkilemeye yönelik. Aynen öyle. Bu çünkü araçların belirli bir etkileme süreci var ekonomiyi. İşte sözlü yönlendirmenin durumu da buradan geliyor. Tabii ki güven unsuru çok önemli. Dolayısıyla kredibilite çok önemli. Kredibiliteyi sağlayan şey de şu aslında temelde. Merkez Bankası'nın daha önce yapacağım dediği, uygulayacağım dediği politikaları zamanı geldiğinde ne kadar uygulayıp uygulamadığı. Hatta biz iktisatta bunu zaman tutarsızlığı olarak da adlandırırız. Eğer bir politika yapıcı bugün yarına ilişkin uygulayacağını söylediği politikaları eğer zamanı ve yeri geldiğinde uygulamazsa biz buna zaman tutarsızlığı diyoruz. Zaman tutarsızlığının evet o kuruma vereceği bir zarar var ki bu zararda kredibilite kaybı olacaktır. Fakat sadece kurumun kredibilite kaybıyla kalmaz, ekonomik parametreleri de olumsuz etkiler. Örneğin şu an dolar TL'de yaşadığımız durum bence. Şu an dolar TL 1 Eylül itibariyle olmak üzere Merkez Bankası'nın sürekli faiz indireceğini aslında fiyatlıyor. 21 Eylül'de bu fiyatlama oldukça had safhaya çıktı. Biraz önce de söylediğim gibi yani Merkez Bankası bence şöyle, ben geçen hafta seninle de konuşmuştuk, geçen hafta ve Sami Bey'le konuşmuştuk. Ben 100 bas puanlık artırma ihtimal vermemiştim. Kuvvet de muhtemel 50 bas puan iner, faiz indirimi de bir ihtimal %25 gelebilir demiştim. Şimdiki fiyatlamalara baktığım zaman şunu görüyorum. Yani Merkez Bankası ister faizi indirsin ister indirmesin her halükarda bunu olumsuz bir biçimde dolar TL kurunu yukarı çekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla evet, kuvvetle muhtemel Merkez Bankası da bunu görecek. Faiz indirmeyecekse bile, faizi sabit geçecekse bile nasıl olsa bu fiyatlandı değil. Aslında tam aksi yönde bir kararda alabilir gibi görünüyor. Doğru. Dolayısıyla yani evet. Çok özür dilerim hocam. Şimdi tabii bizim sohbet başladığı zaman çok güzel gidiyor. 8'de başlayacağız demiştik. İnsan arkadaşları beklerken biraz sohbet edelim dedik. Şimdi resmi olarak açalım cam dilimimizi. Ondan sonra sorularla devam edelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Katılım yavaş yavaş artıyor. Bu canlı yayını kaçıranlar YouTube kanalımızdan da izleyebilecekler daha sonra. Yükleyeceğim ben bunu. Doçent Doktor Filizay Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisi Uludağ Üniversitesi'nde iktisatçı. Çok değerli bir hoca. Kendisiyle aynı zamanda biz Ekonomi Türk TV'de Sami Altınkaya ile her cuma 18.30'da da canlı yayınlar yapıyoruz. Ve bugün de özel bir yayın yapalım istedik. Çünkü haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bunun piyasalara etkisi ne olur? Dolar TL'deki hareket, gram altın, gram gümüşe etkisi ve borsanın gönlü ne olur bu karardan sonra? Onları konuşmaya çalışacağız sizlerle. Sizlerin de katılımı olursa yorumlarınız, sorularınızla daha interaktif bir yayın yapabiliriz. Hocam şimdi öncelikle ben kısa bir yorum yapayım. Sonra sözü size bırakacağım tamamen. Sadece sorular soracağım. Şimdi ekonomistler ve piyasa aktörlerine baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz kararıyla alakalı ikiye bölünmüş durumdalar. Kimi bağımsız, kimi pas geçeceğini söylüyor. Bunun temeli olarak da zaten dolar TL çok ciddi bir yük oranında hareket oldu. Daha da risklerin artmasını istemeyecektir Merkez Bankası ve pas geçecektir diyorlar. Yani bu görüşü savunanlar da aslında bir faiz indirimi döngüsünde olunduğunu ama bu toplantıyı ve hatta belki önümüzdeki diğer toplantıyı da pas geçerek daha sonra devam edeceğini söylüyorlar. Diğer taraf ise bir faiz indirimi döngüsüne girildi artık ve Merkez Bankası yönetiminde de biliyorsunuz değişiklikler oldu. Bunların etkisi, bunların yapılmasının nedeni faiz indiriminin gerçekleşeceği düşüncesi. Faiz indirimini düşünen ekonomist ve piyasa aktörlerinin de ikiye ayrıldığını görüyoruz. Kimi 50 bas puan diyor,
kimi 100 bas puan diyor. Ben kendi görüşümü burada ifade edeyim. Ben 100 bas puan kadar bir indirim olacağını düşünüyorum. Bunu da kısaca temellendirmek isterim. Birincisi, Merkez Bankası niye 100 bas puan kadar bir indirim yapar? Merkez Bankası zaten dolar TL'deki yukarı yönlü riskleri göz önüne alarak faizlerin döngüsüne girdi. Yani 100 bas puanla başladı biliyorsunuz. Ve bu döngüye başladıysa bırakmayacağını düşünüyorum. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki düşüncesi çok net. Faizi sebep enflasyon sonuç olarak görüyor ve faizler konusunda ciddi bir hassasiyeti var. Ayrıca kendi seçmen kitlesine de bu faiz konusundaki hassasiyet üzerinden politika üretmeyi biliyorsunuz son derece yoğun bir şekilde alışkanlık haline getirdiler. Üçüncüsü, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik modeline baktığımızda tabii ki sanayi tarafı, hizmetler tarafı, turizm tarafı da var ama ithalat ve inşaat sektörü üzerinden bir büyüme modeli tanımlıyoruz. 20 yıla yakındır bu şekilde devam ediyor. Ve inşaat sektörü verilerine baktığımızda TÜİK açıkladı. TÜİK verilerine göre geçen seneye göre ipotekli konut satışlarında %70'e varan bir düşüş var. İpotekli konut ne demek? Banka kredisi kullanarak insanların konut alması demek. Bunu kim kullanır? Orta halli, ihtiyacı olan, kendisine barınma amaçlı, yatırım amaçlı olmayan bir konut almak isteyen insanlar genellikle bu tarafa alırlar. Şimdi bu taraftaki düşüş şu sonucu doğuruyor bence. Konut stoklarını azaltamıyorsun. Konut stoklarını azaltamayınca yeni projelere giremiyorsun. Yeni projelere girilememesi şu demek. Biliyorsunuz inşaat sektörü, gayrimenkul geliştirme sektöründeki projelerin artması hem geçici olarak da olsa istihdamı arttırıyor hem de 400'e yakın alt kalemi etkiliyor bu taraf. Bu anlamda da ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için kısa vadede faiz indirimlerinin gelmesi gerektiğine inandıklarını düşünüyorum açıkçası. Bu argümanlar ışığında ben bir faiz indirimi geleceğini ve 100 bas puan kadar onlar için anlam ifade eden bir oranda bir indirim geleceğini tahmin ediyorum. Yani yanılabilirim. Sizin dediğiniz gibi pas da geçebilirim. 50 bas puan da gelebilir. Ama benim böyle bir düşüncem var. Peki size sorayım. Merkez Bankası faiz indirir mi? İndirirse neden indirir? Tamam Emre. Şimdi ben izleyenlerimiz için çok kısa bir geçmiş yaparak günümüzü anlayabilmemiz için biraz geçmişi de şöyle bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şurası kesin. 1 Eylül itibariyle Türkiye'de para politikasında ciddi bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlikle beraber biz Türkiye'de dolar TL kuruna bu belirsizliğin yansıdığını görüyoruz. Neden? Yani bu 1 Eylül'de ne oldu da para politikasında böylesine ciddi bir belirsizlik oldu? 1 Eylül'le birlikte dolar TL kurunda da çok ciddi anlamda bir tansiyon oluştuğunu gördük. Şimdi 1 Eylül'de Kavcıoğlu yaptığı toplantıda çekirdek enflasyonun önemli olduğunu, büyük majör merkez bankalarının para politikalarını belirlerken çekirdek enflasyona baktıklarını dile getirdi. Sonrasında yine 7 Eylül'de yaptığı ikinci toplantıda bunu biraz daha açtı ve sözlü yönlendirmeyi şu yönde verdi. Biz bundan sonraki para politikası kurulunda politika faizini belirlerken çekirdek enflasyona bakacağız. Artık manşet enflasyona bakmayacağız. Tabii bu direkt olarak böyle yönlendirilmedi. Ya. Direkt olarak Merkez Bankası çekirdek enflasyonu kullanacak denmedi ama göstergemiz çekirdek enflasyon olacak denildi. Dolayısıyla bu söylemle birlikte biz dolar TL'de ciddi bir tansiyon oluşmaya başladığını gördük. Şöyle örnek vereyim. Kavcıoğlu toplantıya girmeden önce biz dolar TL'nin 8.26 olduğunu gördük. Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon söyleminden sonra dolar TL'nin yeni bir dengelenme olan 8.48-8.60 düzeyine çıktığını gördük. Ardından 22 Eylül'de Fed çıktı ve Powell çıktı sahneye. Yakında tapering gelecek dedi. Faiz artırımları da ayrı bir süreç. 2022'nin ikinci döneminde başlayacağız dedi. Çok şahin bir Powell'la karşılaştık. Hemen bir gün sonra bizim merkez bankamız tırnak içinde sürpriz bir biçimde 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Şimdi Kavcıoğlu'nun da söylediğine göre yani aslında sürpriz olmamalıydı. Şöyle sürpriz, piyasa her şeye rağmen dolar TL'de artan kur, özellikle Fed'in tapering'e gittiği bir süreçte birçok gelişmekte olan ülkenin faiz artırdığı bir süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirmeye cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Olsa olsa taş çatlasa 50 bas puan indirir diyordu. Bu açıdan evet bir faiz indirimi piyasa tam anlamıyla ikiye bölünmüştü. Ben faizi sabit tutar diyenlerdendim. İndirirlerse de en fazla 50 bas puan indirir diyorlardı. 100 bas puan çok zikredilen bir puan değildi. Bu açıdan sürpriz oldu. Yani faiz indiriminin boyutu aslında piyasa açısından sürpriz oldu. Ve politika faizinin %18'e indiğini gördük. Şimdi
1 Eylül itibariyle ardından 23 Eylül itibariyle piyasa şunu anladı. Tamam, biz bundan sonra politika faizini artıracak mıyız, azaltacak mıyız? Yani bir diğer deyişle para politikasını neye göre belirleyeceğiz? Çekirdek enflasyona göre belirleyeceğiz kafasında oturttu. Hatta şeye baktığımız zaman 23 Eylül'deki faiz karar metnine Merkez Bankası'nın faiz indirme sebebi olarak çekirdek enflasyondaki gevşemeyi gösterdiğini görüyoruz. Çünkü Temmuz ve Ağustos'ta çekirdek enflasyonda biz gevşeme gördük. %16.76 idi çekirdek enflasyon. Politika faizi %19'du. Eğer manşete göre bir karar alınmış olsaydı manşet enflasyon %19.25'ti politika faizi. Yani aslında faiz artırmamız gerekirdi. Şimdi piyasa 23 Eylül'de şunu anladı. Aslında 50 bas puanlık bir faiz indirimi gelseydi bence belirsizlik ve kurdaki tansiyon bu kadar yüksek olmayacaktı. Ama piyasa beklentisinin çok üstünde bir faiz indirimi gelince piyasa anlaşıldı ki Merkez Bankası bu işi kafaya koymuş, 50 ile değil 100 ile başladı. Demek ki artık bundan sonraki süreçte Merkez Bankası faizi indirecek. Şimdi bu fiyatlanmaya başladı. Fakat dolar TL'deki asıl tansiyonu, yani 9 psikolojik kritik seviyesinin üzerine çeken şey Kavcıoğlu'ndan gelen son iki toplantıda yapılan açıklamalar oldu. Şimdi bir taraftan Kavcıoğlu şunu söyledi, dedi ki manşetten vazgeçmedik aslında dedi. Ama faiz metnine bakıyorsunuz, çekirdek enflasyonunun altı çiziliyor. Sıkı para politikasından da vazgeçmedik dedi. Ama faiz indirimi demek, gevşek para politikası demek. Bunun yanında mecliste yaptığı sunumda yine bundan bir hafta önce, 1,5 hafta önce orada da şunu söyledi. Dolar TL'deki bu artışın temel sebebi aslında şey değil, TL'nin zayıflaması değil. Aksine doların küresel anlamda güçleniyor olması. Yani küresel nedenler aslında. Şimdi piyasa ikna olmak bir tarafa bu tırnak içinde tutarsız olarak nitelendirebileceğimiz bu söylemler Merkez Bankası'na bir kredibilite zararı olarak yansıdı. Ve bu kredibilite zararı nedeniyle dolar TL'deki tansiyonun daha da arttığını gördük biz. Şimdi ben şöyle bir anekdot okudum, onu da izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Bu son günlerde bunun çok tartışıldığını görüyorum. Yani dolar TL'deki yükselişin sebebi TL'deki zayıflama mı ki bana göre öyle? Yoksa doların, yani dolar endeksinin global düzeyde son dönemde bu Fed'den tapering gelecek, gelişmekte olan ülkeler sıkı para politikasına gidiyor. Haliyle güç ve Amerikan ekonomik verileri bu haftayı saymazsak diğer haftalarda oldukça iyi geliyordu. Bu nedenle mi acaba dolar endeksinin yükselmesi sebebiyle mi dolar TL yukarı çıkıyor? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bir çalışma yapılmış. Çalışmada Kavcıoğlu'nun dönemden bugüne kadar, yani düne kadar dolar endeksinde %2.2'lik bir artış olduğu ama Türk lirasında ise %30'luk bir kayıp olduğu görülüyor. Yani eğer biz nete vuracak olursak bu şu anlama geliyor. Yani %28'lik negatif değer Türk lirasındaki kayıptan geliyor. Yani eğer matematiksel ve verimler bu haftada baktığımızda zaten dolar endeksinde de bir gevşeme söz konusu ama dolar TL yukarı gitmeye devam ediyor. Çok kısa o zaman şunu da söyleyeyim, size sorayım. Şimdi aslına bakarsanız dünyanın genelinde birçok ülke merkez bankası negatif faiz getirisi sunuyor. Evet, son dönemde sıkılaşmalar başladı ama kimse de bizdeki gibi merkez bankasının faiz kararına çok büyük önem atfedilmediğini görüyoruz. Yani, tabii ki önemli ama biz de ana gündem maddesi oluyor ve her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Bunun nedeni ne sizce? Yani neden bu kadar Türkiye'de merkez bankasının kararı çok 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 önemli hale geliyor. Yani burada tabii yine kredibilite meselesi devreye giriyor ama siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani önce iktisadi determinantlardan konuşacak olursak bir kere şöyle bir durum var. Türkiye'de enflasyon oranı çok yüksek. Yani bizde enflasyon %20. Haliyle vatandaşın canı gelişmekte olan ülkelere göre, birçok bizdeki muadili, hatta gelişmiş ülkelere göre çok daha fazla yanıyor. Yani bugün Amerika'da çekirdek enflasyon %4, %5.4'lük de manşet var. Kazan kaldırıyorlar Amerika'da. Yani enflasyon çok yükseldi deniyor. Almanya'da son 13 yılın bugün Almanya'nın üfesi ve Euro bölgesinin tüfesi açıklandı. Evet. %3.4 enflasyon oldu diye halk kazan kaldırıyor tabiri caizse. Birinci sebep bu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın alacağı karar bundan sonra enflasyonun seyrini belirleyecek. Şimdi bu rasyonel aktarım mekanizması. Bunun dışında tabii bana kalırsa Merkez Bankası kararlarının çok önemli olmasının sebebi şu aslında. Merkez Bankası'nın konjonktüre ters bir takım kararlar alarak var olan determinantları çok daha bozabileceği kaygısı var bence. Yani aslında bu senin en başta söylediğin şeye tekabül ediyor. Yani Merkez Bankası'nın son birkaç yıllık, özellikle son birkaç yıllık performansına baktığımızda bu anlamda
ciddi bir kredibilite kaybı ve güven kaybının olduğunu ve olması gereken zamanda yanlış zamanlarda yanlış politikaların aksiyon aldığı, yani yanlış politikaların uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu nedenle de insanlar endişeli. Mesela şundan endişeli insanlar: eğer yarın 100 bas puan üzeri bir faiz indirimi gelirse kuvvetle muhtemel 9.50 geçirip çok kısa sürede 10'lu dolar TL'yi göreceğiz biz. Şimdi biraz önce sordun, ben aslında geçmişi anlatırken senin sorduğun soruya tam cevap veremedim. Acaba yarın ne olur? Şimdi geçen haftaki programda ben 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklediğimi söylemiştim. Tam bizim yaptığımız programdan bir gün önce de Merkez Bankası'nda bir değişim söz konusuydu. Sonrasında şunu da söyledim: kararımı değiştirebilirim piyasaya gelecek sinyallere göre. Peki neden 50 bas puan diyordum? Hatta %25'te sabit kalır diyordum. Çünkü dolar TL'nin bu denli tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirmeye çok cesaret edemeyeceğini, indirse indirse de 50 bas puanlık bir indirim yapar diye düşünüyordum. Fakat şunu gördüm, anladığım kadarıyla tabii kulislerden gelen bilgilere göre Merkez Bankası'ndaki bu son kan değişiminin asıl amacının faiz indirmek olduğu yönünde sinyaller geldiği için ben bugün şunu görüyorum Emre. Geçen hafta şu fiyatlanmıştı, 50 bas puanı piyasa fiyatlamıştı. Şu an itibariyle de, yani bu hafta itibariyle 100 bas puanın ben dolar TL'de fiyatlandığını gördüm. Şimdi dün dolar TL 9.37'lik tarihi zirvesini gördü. Bunun temel sebebi 100 bas puan indirim, en az 100 bas puan indirim gelecek beklentisi oldu. Şimdi son birkaç gündür ekonomistlerin ve analizcilerin yorumlarını okuyorum ve dinliyorum. Artık 100 bas puan bile şu an için en düşük faiz indirimi olarak görülüyor. 200 bas puan veya 300 bas puan zikreden bir takım iktisatçılar olduğunu da biliyoruz. Şimdi, o zaman ciddi bir kur şoku yaşayabiliriz. Yani eğer evet, 100 bas puanın da üzerinde gelirse, hakikaten bence de 50 bas puan fiyatlandı, fiyatlamalara dahil oldu. 100 bas puan da kanıtsanmaya başladı. Ama bunun üzerinde bir faiz indirimi gelirse ciddi bir oynaklıkla karşı karşıya kalırız. Borsada aşağı yönlü, dolar TL'de yukarı yönlü ciddi hareketler olması muhtemeldir. Ama yatırımcılara da şunu söyleyelim: keskin hareketler, keskin tepkiler de doğru. Yani bir anda dolar TL'nin çok ciddi yukarı gitmesi ciddi bir düzeltme ile beraberinde getirir. Yukarıdan almaya çalışıp yakalanmamak lazım. Borsa tarafında da panikle, eğer öyle bir şey olursa tabii, yani şimdi bilmiyoruz, Merkez Bankası'na karar verecek, ama o kadar yüksek bir faiz indirimi gelirse çok ciddi bir aşağı yönlü hareket olabilir. Ama oradan da bir toplama, bir düzeltme yukarı yönlü gelebilir. O yüzden panik yapmamak lazım. Bu şeye getiriyor konuyu gene. Hep söylüyorum ben kendi videolarımda da, yaptığımız yayınlarda da. Aman ha, portföyü çeşitlendirin. Tek bir enstrümana bağlı kalmayın. Burası çok kritik. Bir de bir şey ekleyeceğim, siz devam edin oradan yine. Şimdi Merkez Bankası'nın kararlarındaki tutarsızlıktan, eylem söylem tutarsızlığından hep bahsediyoruz. Ama ben zaten Naci Ağbal dönemin dışında tutarsak son 2 yıl, 3 yılda yani Merkez Bankası'nın başlı başına karar alabilen bir mekanizma olduğunu düşünmüyorum. Yani Merkez Bankası başkanlarının veya para politikası kurulunun karar aldığını düşünmüyorum. Kararın nereden geldiği belli. Dolayısıyla bir tek Naci Ağbal dönemi bence farklıydı. Orada da zaten gereken oldu. Bir gece yarısı operasyonu Naci Ağbal Güler'den alındı. O günden bugüne geldik. Yani dolar TL'deki yaşanan hareketliliğe baktığımızda neden yapıldı diye hala geçmişe bakıp sorguluyoruz, ama tabii artık yapacak bir şey yok. Sözünüzü valla kesmiş olalım. Siz devam edin burada hocam. Estağfurullah Emre. Şimdi ben 50 bas puanı 100 bas puan olarak değiştirdim. Neden? Çünkü şu analiz benim kafama yattı. Şimdi Merkez Bankası, şurası kesin, bir faiz indirecek sene sonuna kadar. Şimdi diyelim ki 50 bas puan fiyatlandı diye 50 bas puan indirirse %18 olan faiz %17.5'a düşecek. Şimdi şurası kesin, yine bakacağı, temel bakmak zorunda kalacağı şimdilik, kendini daha haklı gösterebilmek için. Yani Merkez Bankası'nın şöyle bir sözü var bize, diyor ki ben politika faizini enflasyon üzerinde belirleyeceğim diyor. Şimdi çekirdek enflasyona bakarsak evet, %17.5'luk politika faizi %16.98 olan çekirdeğin üstünde olacak. Yani Merkez Bankası sözünü tutmuş olacak bu bağlamda. En azından kendisini bu şekilde haklı bir gerekçeyle savunmuş olacak. Şimdi Merkez Bankası eğer 50 bas puan indirse bunu yapacak. Şimdi önümüzdeki ay, yani ayın 3'ü 4'ü gibi, Kasım 3'ü 4 gibi yeni enflasyon rakamları açıklanacak Türkiye'de. Ve kuvvetle muhtemel çekirdek enflasyonu yükseliş devam edecek. Şimdi artık bu saatten sonra çekirdek enflasyonun politika faizini geçip geçmediğinin bir önemi yok. Biz şuna kilitlendik geçen hafta
Dolar TL'deki tansiyonu artıran durum oydu. Çekirdek enflasyon son 2 aylık düşüşünden sonra yükselmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu yükseliş Merkez Bankası'nın hareket alanını her türlü kısıtlayan bir durum. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası şimdi 50 bas puan indirirse, şimdi geçen ay kaçtan kaça geldi? %16.76'dan %16.98'e. Yani 0.20'lik bir artış var. Diyelim ki yine 0.20-25'lik bir artış olursa ne demek bu? %17.25, ki dolar TL'deki artışın da yansıyacağını varsayarsak en kötü ihtimal %17.2, %17.3'lük bir çekirdek enflasyon bizi bekliyor gibi görünüyor. Şimdi önümüzdeki ay Merkez Bankası'nın hareket alanı kısıtlanacak. Neden? %17.50 politika faizi olacak. %17.3 civarı da çekirdek enflasyon olacak. Yani arada 0.20'lik bir fark kalacak. E biz şunu biliyoruz. Yani bizim Merkez Bankamız faiz indirince en az 0.25 bas puanlık bir faiz indiriyor. O zaman Merkez Bankası'nın faiz indirip alanı kalmayacak. Ama hazır çekirdek enflasyon %16.98 iken Merkez Bankası hazır eline tek ciddi bir fırsat geçmişken %17'ye indirerek arada 0.2'lik bir fark olacak ama bu fırsatı değerlendirip bu 100 bas puanlık indirimi yapacak diye düşünüyorum ben. Şimdi şunu bilmiyorum, Merkez Bankası'na faiz indirim kararları son gün mü alınıyor, bir gün önce mi alınıyor, yoksa genel bir hafta önceden bu karar alınıyor mu? Biraz önce senin de söylediğin gibi dolar endeksinde bu hafta bir de kendisi mi aldı? Gerileme görüyoruz Emre. Dolayısıyla bunun temel sebebi de geçen cuma söylemiştim, pazartesi Amerika'nın sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı geldi. Evet, %0.2'lik bir düşüş bekleniyordu sanayi üretiminde. %1.3'lük bir düşüş geldi. Yine kapasite kullanım oranı da beklentilerin çok altında geldi. Şimdi birinci kötü haber bu. Dolar endeksi bayağı bir aşağı çekti. Hocam çok özür dilerim. Burada araya gireyim. Biz hep ne diyorduk konuşmalarımızda? Dünyanın geri kalanından farklı olarak Amerika'da ekonomik aktivite daha ciddi toparlanıyor diyorduk. Ama bu sanayi üretim yerleri olayı biraz daha tersine çevirmeye başladı gibi. Artı bugün Almanya'dan gelen üfe verilerine de baktığımızda 50'de yıllıkta 14.2 gibi bir üfe geldi. Beklenti de 12.8 civarındaydı. Yani enflasyon artıyor, artı bugün gazete haberlerine de baktığımızda konteyner krizi de artarak devam ediyor. Çip krizi de artarak devam ediyor. Emtia fiyatlarındaki rally de devam ediyor. Yani dünyadaki enflasyonist hareketler, döngü tamamen artarak devam ediyor. Ama büyüme verileri bunlarla uyumlu olamayacak gibi de görünüyor. Hep konuştuğumuz o stagflatif ortama doğru bir yolculuk var. Biz de tüm dünya merkez bankaları sıkılaşırken, buna karşı önlemler alırken tam tersi bir genişlemeci politikayla hareket ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Siz bunların sonucunu Türkiye'de bunların nasıl bir yansıma ortaya koyacağını düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim Emre, küreselle bir bağlayarak Merkez Bankası'nın kararını etkileyeceğini düşünüyorum ben bu haftanın. Şimdi dolar endeksi uzunca bir süredir 94'ün üzerinde gidiyor. Hatta 94.4'ün üzerinde gidiyordu. Ama bu Amerika'dan bu denli düşük bir ekonomik büyüme beklenmiyordu. Bir de pazartesi ayrı bir parantez açıp Çin'in 3. çeyrek ekonomik büyüme rakamının da beklentinin altında geldiğini gördük. Şimdi çok ilginç bir fiyatlama var. Önce biraz küreselden bahsedeyim. Bir tarafta uzunca bir süredir Amerikan 10 yıllıklarıyla dolar endeksinin paralel ilerlediğini görüyorduk. Yani her ikisinde olumlu haber olduğunda, yukarı yönlü bir hareket, olumsuz haber olduğunda, yani daha pandemiyi geride bırakmadık, biraz daha zaman var yönünde haberler geldiğinde de aşağı yönlü gittiğini görüyorduk. Fakat bu hafta ilginç bir fiyatlama var. Amerikan 10 yıllıklarında 1.60, hatta bugün son baktığımda 1.64'lere varan bir yükseliş var. Evet, dolar endeksinde de tam tersi bir düşüş var. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu Emre. Şimdi ayrıca bir de bilanço dönemi olduğu için tüm bu Amerikan 10 yıllıklarındaki yükselişe rağmen borsalar, yani küresel borsalar tarafında da ciddi bir inmelenme olduğunu görüyoruz. Evet, pozitif hava var. Oldukça ilginç bir fiyatlamadan geçiyoruz. Şimdi neden Amerikan 10 yıllıkları yükseliyor dolar endeksi düşerken? Bunun temel sebebi şu. Senin biraz önce söylediğin gibi stagflasyon yeniden gündeme geldi. Şimdi Çin neden beklenti altı büyüdü? Bakıyoruz. Amerika neden beklenti altı sanayi üretimi geldi? Bakıyoruz. Temelde yatan sorunun tedarik zincirlerindeki bozulmadan kaynaklandığını, zaten aramalarıyla ilgili, çiplerle ilgili problem var. Bir de bunlar gerekli yerlere tedarik krizi nedeniyle taşınamadığı için ekonomik büyümeyi de olumsuz etkilediğini görüyoruz. Hatta şöyle bir fiyatlama da var. Biz şunu biliyoruz. Çin birkaç aydır zaten beklenti altı büyüyor. Euro bölgesi de ona eşlik ediyordu. Amerika'daki bu büyümeyle ilgili sıkıntıların Euro bölgesi ve Çin'den kaynaklandığı, dolayısıyla oradaki olumsuzluğun Amerika'ya da sirayet ettiğini görüyoruz. Bu nedenle
Amerikan 10 yıllıklarında bir yükselme görüyoruz. Çünkü neden? Tedarik zincirlerindeki bozulma bir taraftan ekonomik büyümeyi yavaşlatırken bir taraftan da enflasyonu artırıcı etki yaratır. Kesinlikle. Evet, dolayısıyla hem yüksek enflasyon ve enflasyon kalıcı olmaya devam edecek hem de ekonomik büyüme yavaşlayacak. Bir de hocam, bu çok özür dilerim. Çin'deki durgunlukla alakalı sizi de desteklemek için söyleyeyim. Bugün gelen rakamlara da baktığımızda 6 yıl sonra ilk defa gayrimenkul fiyatlarında aşağı yönlü hareketler oldu ve satışların ciddi manada gerilediği haberleri var. Dolayısıyla hem bu tedarik zinciri hem gayrimenkul tarafındaki yaşanan sıkıntılar hem çip krizi hem konteyner sıkıntısı bugün başka haberlere de baktığımızda Çin'de ve Amerika'daki limanlarda bekleyen çok sayıda konteyner olduğu ifade ediliyor. Ve bu dünyadaki konteyner toplamı %9'una tekabül ediyor deniyor. Sadece 4 tane limanda bekliyor. Yani bunlar arz tarafındaki enflasyon etkileri tabii ki artıracak. Zaten en büyük sıkıntı da şu değil mi? Elbette ki ekonomilerin açılmasıyla birikmiş talebin ortaya çıkması bir talep oluştu dünya ekonomilerinde. Fakat asıl problem burada maliyet kaynaklı enflasyonun artması. Yani talep tarafında bir artış yok. Orada aslında Şahap Karcıoğlu'nun bir tek söylediği doğru bir şey var bana kalırsa. Arz yönlü etkileri biz politika faiziyle yönlendiremeyiz diyor. Dünya ekonomisinden kaynaklanan. Ama tabii Merkez Bankası'nın tek problemi de bu değil zaten. Ama bir tek altı çizilebilecek kayda değer söyleminin bu olduğunu düşünüyorum. Ve enflasyon ortam artacak. O çok net görünüyor. Bunu ifade ediyorlar. Artı bugün bir haber daha vardı. Almanya Merkez Bankası Başkanı da yıl sonunda görevi bırakıyor. Biliyorsunuz bu hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın bu genişlemeci politikalarını eleştiren biraz daha şahin bir Merkez Bankası Başkanı'ydı. Onun gidişinin, onun gitmesinin de nasıl bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsunuz siz? Şimdi şöyle söyleyeyim Emre, şuradan başlayayım ve onu da anlatayım. Yani o konuda ne düşündüğüm. Şimdi normalde ne oluyor? Büyümede bir, yani Amerikan anlamında, Amerika'nın ekonomik büyümesi anlamında bir düşüş görüyoruz biz. Şimdi bunun aslında Fed'in tapering kararını ötelemesi gerekiyor. Yani bu koşullarda. Çünkü neden? Fed şunu söyledi. Tamam, istihdam önemli ama büyümeyle ilgili veriler de bizim için önemli olacak dedi. Fakat stagflasyon durumunda olduğumuz için Fed'i rahatsız eden iki şey var şu an. Biri, evet, ekonomik durgunluğun ortaya çıkıyor olması, yani büyümenin yavaşlıyor olması. Henüz durgunluktan bahsedemeyiz. Bir taraftan da enflasyon çok artacak. Şimdi şurası kesin. Fed'i hangisi daha çok rahatsız edecek? Temel adımları bu belirleyecek. Şimdi bugün Fed üyesi, önemli bir Fed üyesinden açıklama geldi. Anlaşılan o ki Amerika'yı şu an artan enflasyon toparlanmadan daha fazla rahatsız ediyor. Yani biz bugüne kadar, yani son döneme kadar Amerika'nın enflasyondan çok rahatsız olmadığını, geçici olduğunu söylediğini, hatta Powell çıkıp demişti ki yani geçici olacak ama biraz uzun sürecek. Bence o söyleminden sonra Amerika'nın son gelen enflasyon rakamları ve son bugün, yani pazartesi gelen durgunluğun asıl kalemlerine baktığımızda, durgunluk yaratan kalemlerin aynı zamanda çok ciddi bir enflasyon yaratacağı algısı Amerika'yı bence Kasım'da tapering'den alıkoymayacak. Şimdi dolayısıyla bu hafta dolar endeksinde, ya doların küresel değerinde ciddi bir gevşeme var. Ve zaten 9.37'lerden bugün 9.21'e düştüğünü gördük. Bunun temel sebebi tam da dolar endeksindeki bu zayıflama. Bir de gelişmekte olan ülke paralarında da dolara karşı bir değer kazanımı gördük. Yani bir taraftan dolar genel itibariyle değer kazandı. Bir taraftan gelişmekte olan ülke paralarında da değer kazanımı gördüğümüz için kısmi olarak 9.30'lu seviyelerden 9.20'li seviyelere geldi. Tam burada bir soru sorayım. Arkadaşlarımızdan biri sormuş bunu. Bu dolar TL'deki 9.37'den 9.21 seviyesine yaşanan gevşemenin nedenlerinden biri acaba Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma düşüncesi olabilir mi? Yani bunu fiyatlanıyor acaba? Acaba gerçekten de faizini yapmayacak da faizler sabit mi kalacak? Bu böyle bir düşünceyle mi gevşedi diye bir soru var. Ya ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani piyasaya öyle bir haber akışı geldiyse, yani kulislerden böyle bir haber akışı geldiyse, öyle bir haber akışına rastlamadım. Ama bana kalırsa 9.37'lerden 9.21'e gelmesinin en temel, ama en temel sebebi dolar endeksindeki gevşeme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'in büyüme rakamı oldukça önemliydi. Çin'in büyüme rakamı çok kötü geldi. Üzerine bir de Amerika'nın hiç beklenmiyordu. Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı çok düşük gelince bu ciddi anlamda dolar endeksi, aslında şöyle Emre, yani dolar endeksinde ciddi bir gerileme var mı? Yok. Psikolojik ya da ne diyelim, gösterimsel olarak bir gerileme var.
Çünkü 94 seviyesinin altına indi. Bir de Amerikan 10 yıllıkları, bence asıl ilginç fiyatlama o. Amerikan 10 yıllıkları yükseliyor olmasına rağmen dolar endeksi aşağıda kalıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer biz Amerikan 10 yıllıklarının da aşağı çekildiği bir konjonktür olmuş olsaydı, dolar endeksinde kuvvetle muhtemel 92'li seviyeler görmüş olacaktık. Bana kalırsa bu ilmenin temel sebebi dolar endeksindeki gerileme. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yarın ne olur? Şimdi 3 tane alternatif var bana göre. Faiz artırımı alternatifi %0 bana göre. Ya faiz pas geçilecek, sabit tutulacak, ya 50 bas puan gelecek ya da 100 bas puan gelecek. Bir diğer alternatif de 100'ün üstünde gelecek. Şimdi en iyi alternatif ne bu durumda? En iyi alternatif faizin sabit tutulması. Şimdi şurası kesin, normalde böyle bir konjonktürde, böylesi bir belirsizliğin olduğu bir durumda, faiz indirilecek beklentisinde olduğu bir durumda faizin pas geçmesi aslında kurda ciddi bir gerileme yaratması gerekirdi. Fakat biz eğer faiz pas geçerse bu gerilemeyi göremeyeceğiz. Teknik bir seviye verecek olursa... Anlık bir hareket olabiliyor ama hocam, değil mi? Yani sonuç itibariyle piyasa anlık olarak piyasa aktörleri bunu pozitif fiyatlayabiliyor ama bakma temellerde bir değişiklik olmadığı için tekrar yukarı yönlü devam edecektir ondan sonra. Şöyle Emre, bana kalırsa şundan dolayı kurun ateşi sönmeyecek. Yani benim tahminim 9-10-9-15 arası dengelenmeye devam edecek faiz pas geçerse. Şundan dolayı piyasa şu konuda ikna olmuş değil. Özellikle yabancı kuruluşlardan gelen raporlara baktığımızda Merkez Bankası onlara göre eğer bu ay pas geçecekse bunun sebebi şu olacak. Kurda tansiyon çok yüksek. Dolayısıyla biz tansiyonu daha fazla artırmayalım. Bu ayı pas geçelim. Böyle belki gerçekten de böyle olacak. Ama o senin biraz önce söylediğin kredibilite kaybı nedeniyle piyasa böyle notlamayacak bunu. Piyasa kurun ateşi zaten çok yüksek. Bu nedenle daha fazla gözleri üzerimize çekmeyelim. Faizi pas geçelim dese bile 9-16'ına inen bir kur görmeyeceğiz. Neden? Çünkü piyasa şunu kafaya koymuş durumda. Merkez Bankası ne yapıp ne edip kalan iki toplantıda da faiz indirmeye devam edecek. Yani Merkez Bankası kendisini ifade ediyor ama neden piyasa ikna edemiyor? Senin biraz önce söylediğin kredibilite kaybı nedeniyle. Şimdi şöyle bir anekdot var. Bu benim de kafama yatıyor. Aslında ben eskiden yani bu kadar çok radikal indirimler olabileceğini, radikal dengelere gelebileceğimizi düşünmüyordum ama kulislere yansıyan bilgilere göre, bu bir kulis bilgisi aslında, Merkez Bankası sene sonu itibariyle politika faizini %15'e düşürecek. Şimdi dolayısıyla bu durumda bu politika, yani bu toplantıda 100 bas indirse %17, kalan iki toplantıda da 100'er bas, 100'er bas olmak üzere %15'e çekeceği yönünde bir bir kulis bilgisi var piyasada fiyatlanan. Hocam bu halde çok özür dilerim, araya gireyim. Eğer yıl sonuna kadar %15'e düşürecekse ve enflasyonun bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini düşünüyorsak bu toplantıda ilk başta söylediğiniz şeye geliyoruz. O zaman 100 bas puanlarını da fazla indirebilir gibi geliyor. Eğer bu evet, öyle doğruysa. Yani, şunu yapabilir, evet, çok radikal. Sen aslında onu çok güzel söyledin geçen toplantıda. Dedin ki yani indirirse ya hep ya hiç yapar demiştin. Dolayısıyla piyasada şu an böyle bir algı var. Yani eğer %15'lik politika faizini sene sonu itibariyle indirmeyi düşünüyorsa, senin söylediğin gibi hazır zaten ortalık karışık, hazır zaten olumsuzluğun birçoğu fiyatlandı, fiyatlara yansıdı, hazır dolar endeksi de böylesine zayıfken, hazır 3 Kasım gelmemişken, FED çok net bir biçimde tapering'e başlamamışken, çünkü evet tamam şurası kesin, yani FED'in Kasım'da tapering yapacağı fiyatlandı ama bu belli ölçüde yine Amerikan 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde yukarı yönlü bir ivme yaratacak. Her şeyden öte artık normalleşme adımı atılmış olacak. Dolayısıyla çok farklı bir konjonktürde olacağız. İşte bana kalırsa 3 Kasım öncesi hazır FED böyle bir adıma geçmemişken 200 bas puan indirim de bu nedenle gelebilir diye düşünüyorum. Yani geçen hafta düşündüğümün tam tersi yönünde düşünüyorum. Ama bu da kendini artık dökmek gibi bir şey olacak. Yani sizin dediğiniz gibi o zaman dolar TL hızlı bir şekilde önce 9.60'lar üzerine ve 10 lira ve üzerine gidebilir. Yani benzine ciddi manada ateş dökmek olur bu. Yani bu enflasyonist ortamda. Evet, tabii ki Emre. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi beklentileri söyleyeyim. Benim okuduğum kadarıyla beklentiler şu yönde. Eğer faizi pas geçerse 9-6 psikolojik altına inmeyecek ama 9-9-10, 9-15 arasında dengelenmeye devam edecek. Gözler 3 Kasım'da olacak. Çünkü 3 Kasım'da hem Fed'in tapering kararı hem de bizim enflasyon oranımız gelecek. Dolayısıyla 3 Kasım'a kadar bu süreç böyle devam edecek. Eğer 50 bas puan faiz indirirse
neredeyse kur üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Veya işte BIST 100 üzerinde veya borsa üzerinde. Çünkü fiyatlar... Evet, 100 bas puanlık bir artırım gelirse 9.50'li düzeylerde bir dengelenme olacak. Ama eğer 100 bas puan ve üzerinde bir faiz artırımı gelirse yeni dengelenme noktamız Emre 9.80 civarı olacak. Dolayısıyla yani yarınki gelecek karar oldukça önemli olacak. Yani ben bu noktada seninle yine aynı noktada buluşmuş oluyoruz. Bir bas puanlık bir indirim geleceğini düşünüyorum evet. Ben. Ya ben şimdi bu hafta yaptığım YouTube videolarında da grafikler paylaşmıştım. Yani belli teknik seviyeler falan vardı. Yani dolar TL'nin hareketi açıkçası faiz indirimiyle birlikte, benim beklediğim 100 bas puan indirimle birlikte eğer oluşursa önce kısa sürede 9.60'ların üzerine atar diye düşünüyorum. Ve bu aynı zamanda Türkiye'deki birçok yatırımcı gram altın yatırımcısı ve gram gümüş tarafında yatırımcılar var. Gram altında da yine 560 ve sonrasında 580 ve 600 gibi seviyeleri gündeme getirecek demiştim. Sanki oraya doğru koşuyoruz ama tabii yine de bizim Merkez Bankamızın kararları çok da böyle öngörülebilir kararlar olmadığı için bir bakmışsınız evet. Pas geçmiş. Yani evet öngörülerimiz var. Fakat hakikaten ne olacağını son ana kadar bilemeyeceğimiz bir durum söz konusu. Avrupa Merkez Bankası bir karar çıkmayacakken aşağı yukarı birçok ekonomist ve piyasa aktörü %90 tahmininde tutturuyor veya FED. Ama bizim Merkez Bankamıza gelince çok ciddi kutuplaşmalar oluyor görüşlerde. Bu da aslında belirsizlik ortamını artırıyor. Bugünkü oynaklıktaki hem borsa... Bankacılık endeksi biraz tuttu aslında. Endeks evet pozitif kapattı ama bankacılık endeksinde ciddi bir yükseliş gördük. Yarınki faiz kararı gerçekten belirleyici olacak. Ve şunu görüyoruz. Tüm varlık sınıfları tam direnç noktalarına gelmiş bekliyor. Yani gram altında aynı şeyi görüyoruz. Borsa yine BIST 100'e baktığımızda 1430'lar ve üzerini biraz zorlamaya çalışıyor ama tam gidemiyor. Herkes yarın odaklanmış durumda. Piyasaların yönünü alacağı, Merkez Bankası'nın alacağı karar belirleyecek. Bu anlamda ben 100 bas puan dememin nedeni şuydu. Bir döngüye başlandı ve dişe dokunur bir karar almak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani faizi gerçekten de indirerek piyasaya başka bir mesaj vermek istiyorlar. Çünkü hakikaten uzun süredir Türkiye'de ekonomi tamamen ekonomik başarı, hükümetin ekonomik başarısı büyüme performansı üzerinden tanımlanmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz son 20 yıldır. Ama şu hep gözden kaçırılıyor. Yani büyüme dediğimiz şey hep anlatıyorum ya, toplumu homojen dağılıyorsa, refah seviyesini artırıyorsa, alım gücünü artırıyorsa, istihdamı artırıyorsa büyüme, evet büyümedir. Ama siz büyürken aynı zamanda istihdamımız artmıyorsa, aynı zamanda halkın alım gücü enflasyonist etkilerle düşüyorsa, refah seviyesi düşüyorsa o büyüme sadece istatistik bir rakamdır. Ben hep böyle görüyorum. Yarınki karar muhtemelen borsa, dolar, gram altın, gram gümüş tabi ons tarafı da var orada ama ciddi bir anlık da olsa hareketlilik yaratacaktır. İnsanların anlık tepkilere göre yatırımlarını şekillendirmemesi gerekir. Yani elinizdeki varlıkları o anki tepkilere göre sakın alma ya da satma yönünde pozisyon alarak heba etmeyin. Bunu söyleyebiliriz bizi yani dinleyen insanlara aynı zamanda. Ve ons tarafına gelelim hocam. ABD oyunluklar artıyor. Bununla birlikte ons altın yine 1788'leri zorladı bugün. Sonra biraz gevşedi. Ama en son yayına girmeden önce baktığımda 1785 civarındaydı. Gümüş çok daha güçlü duruyor. 24.2 dolara kadar geldi. Altın gümüş rasyosu da gümüş lehine aşağı gelmiş durumda. 74'ün altına gelmiş durumda. O tarafa ne diyorsunuz? Bu enflasyonist etkiler ve stagflasyon mu fiyatlanıyor bu ons tarafında? Hem ABD 10 yıllıklar hem ons yukarı gidiyor altın tarafında. Ne diyorsunuz orada? Emre, ondan önce son bir şey söyleyerek bu senin Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yarın alınacak karardan öte faiz karar metninin de ben önemli olacağını düşünüyorum. Eğer faiz pas geçerse faiz karar metni çok daha önemli hale gelecek. Çünkü Merkez Bankası'nın neden faizi pas geçtiği, neden faiz indirmediği çok daha önemli olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Kavcıoğlu döneminde biz belirli düzeyde faizi artırması gerekirken artırmadığı halde, pas geçtiği halde piyasanın 3 ay sonra olumlu bir hikaye olarak bunu notladığını gördük. Çünkü faiz karar metninde sıkı para politikasına devam edeceğiz.
vurgusunun sürekli korunduğunu gördük. Bu nedenle piyasada sürekli Merkez Bankası sıkı para politikasına devamdan vazgeçmiyor. Bu nedenle yani kötü iyisi de olsa aslında olması gerekeni belirli düzeyde yapıyor, fiyatlanıyordu. Şimdi dolayısıyla biz ne dedik? Neden faizi pas geçerse bile dolar TL'de 9'un altına bir inme görmeyeceğiz? Çünkü şimdilik durumu geçiştirip önümüzdeki aylarda faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Buna bakacak piyasa bu sefer. Bunun göstergelerini nerede arayacak? Merkez Bankası ne diyor? Çünkü neden? Merkez Bankası dedi ki geçen faiz karar metninde çekirdek enflasyondaki gevşeme nedeniyle faiz indirdim dedi. Onun üzerine Kavcıoğlu'ndan şunu duyduk. Biz manşet enflasyondan vazgeçmiş değiliz dedi. Şimdi dolayısıyla acaba bu kez faiz karar metninde yine çekirdek enflasyon mu sunulacak? Yoksa manşet enflasyon üstü kapalı olsa da manşet enflasyon mu sunulacak? Haliyle bunlar neyi belirleyecek? Aslında şunu belirleyecek. Merkez Bankası daha ne kadar daha fazla kredibilite kaybedebilir ya da belirli düzeyde de olsa acaba kredibilite belirli düzeyde de olsa toplanabilir mi? Ya da daha fazla sağlanabilir mi? Buna bakacak. Çünkü piyasa yön arıyor kendine. Hatta şöyle söyleyeyim, şimdi BIST 100 için konuşacak olursak son dönemlerde 1380-1420 arası gidip gelen BIST var. Şimdi yarınki karar sadece dolar TL için değil BIST'in yönü için de önemli olacak. Şimdi biz şunu gördük. Geçen haftalarda küresel borsalardaki harekete çok ayak uyduramamıştı ama dün itibariyle küresel borsalardaki bu iyi gidişi BIST 100'ün ayak uydurduğunu gördük. Şimdi BIST 100'de de bilanço dönemleri gelecek. Evet. Dolayısıyla bunun da olumlu etkileyeceğini göreceğiz. Şimdi eğer yarın piyasa dostu bir tırnak içinde söylüyorum koşullar gereği en gelebilecek en piyasa dostu açıklama bence dolar TL'deki tansiyondan ziyade BIST 100'ü daha çok olumlu etkileyecek. Ya da aksine dolar TL'deki fiyatlamadan ziyade BIST 100'ü daha çok olumsuz etkileyecek. Çünkü biz bu fiyatlamanın BIST 100'e değil de daha çok dolar TL üzerinde olduğunu gördük. Senin de söylediğin gibi şimdi ciddi bir yabancı girişi var ve bu yabancı girişinde BIST bankalar tarafında. Mesela dün %2 bir artış oldu BIST bankalarda. BIST bankaların şöyle bir özelliği var. Yabancının en çok yansıtıldığı endeks aslında. Dolayısıyla yabancı giriş çıkışların en çok kendisini hissettirdiği yer. Tabii bunun şununla da çok alakası var. Yani neden BIST bankalar bu kadar çok volatil geçen seneden bu yana? Şimdi geçen sene işte şöyle bir dönemdi. Kredi faizleri oldukça düşüktü. Bankaların biraz elini taşın altına koyması gerektiği. Dolayısıyla halka yardımcı olması gerektiği yönünde bir anlayış vardı. Dolayısıyla piyasada şöyle bir algı vardı. Bankaların karlılık düzeyi azalacak. Çünkü kredi faizleri oldukça düşük. Fakat şunu gördük ki biz aslında beklenenden çok daha iyi geldi her şeye rağmen. Şimdi biraz önce senin söylediğin gibi eğer enflasyon masadan kaldırılıp ekonomik büyüme hikayesi masaya gelirse bu şu demek olacak. Tekrar kredi faizlerinde belirli düzeyde bir zayıflama olabilir. Bu yine bankacılık karlılıklarını olumsuz etkileyebilir bakış açısıyla yabancıların çıkmasına sebep oluyor. Şimdi ONS tarafında, şimdi Emre ONS tarafında biliyorsun sen seninle kısa vade konusunda pek anlaşamıyoruz. Ben geçen hafta itibariyle biraz acaba mı diyordum ama şimdi okuduğum analizler ve takip ettiğim teknik seviyeler gereği ONS altın için bu hafta itibariyle piyasa hiç iyi kısa vade için özel hiç iyi bakmıyor. Şimdi durum şu Emre, 1750-1780. Şimdi pazartesi günü, cuma günü ve pazartesi sabah itibariyle biz Amerikan 10 yıllıklarında ciddi bir gerileme gördük 1.54'lere kadar. Fakat bu Amerikan 10 yıllıklarında bu gerilemenin evet belirli düzeyde ONS'a destek verdiğini gördük. Ama böylesi bir ortamda hele ki yürüyüşün 24 gibi önemli bir direnci kırdığı bir ortamda bizim çok rahat bir şekilde 1810 üstü fiyatlamaları görmemiz gerekiyordu. Şimdi sadece gümüş değil birçok kıymetli madenin bu hafta biz geçen hafta başlayan ve bu hafta devam eden yükselişini görüyoruz ki tırnak içinde 1.64 dolar endeksine Amerikan 10 yıllıklarına rağmen. Şimdi şurası kesin, bu hafta ONS'a destek veren en büyük güç dolar endeksinden geldi. Dolar endeksinin gevşemesi ONS'a destek verdi. Fakat şöyle bir durum var Emre, şimdi anlattık Çin'in durumu ortada. Enflasyon oranı ortada, büyüme durumu ortada. Amerika'nın durumu ortada. Dolayısıyla Avrupa hatta aynı şekilde. Evet, Avrupa Yolu bölgesi de ortada. Dolayısıyla dün bir Fed yetkilisinden açıklama geldi. Şunu söyledi. Son gelen enflasyon rakamları artı bu büyüme rakamını dikkat alacak olursak dedi. Bizi asıl endişelendiren taraf şu an itibariyle enflasyon olmaya başladı. Bu nedenle şöyle bir cümle kullandı. Aslında Amerika'nın 10 yıllıklarını biraz yukarı çeken de bu söylem oldu. 2022'de Fed'in çok daha agresif bir faiz artırımına gitmesi gerekebilir yönünde bir açıklama yaptı. Tabii bu şey, yani Fed yetkililerinden farklı farklı açıklamalar duyuyoruz. Şimdi bugün 18'de ve 20'de
Yine önemli iki Fed yetkilisinin konuşması olacak. Hatta biz bu yayını yaparken onlar konuşmuş bile olacaklar. Dolayısıyla piyasa dört gözle bu iki Fed yetkilisi son gelen rakamlarla ilgili ne söyleyecek onu bekliyordu. Ayrıca bugün 21'de 5 kitap raporu gelecek. Bu da çok önemli bir gösterge. Farklı eyaletlerden geliyor fakat bunlar birleştirilerek Fed'e sunuluyor. Fed'in para politikası kararlarında önemli oluyor. Dolayısıyla bugünkü Amerika'dan gelen verilere de bir bakmak gerekir. Şimdi maalesef ons altında biz bu konjonktüre rağmen 1750-1780 konsolidasyon alanından çıkamadığımızı görüyoruz. Yani bu 1780'e bir takılıp kalıyor. Dolayısıyla hemen şöyle bir yorumlama görüyorum son, özellikle son birkaç gündür. Şimdi ons altında eğer ya teknik olarak bir veride biz belirli düzeyde bir sıkışma görürsek bu sıkışmanın ya yukarı yönde ya da aşağı yönde kırılma ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü biriken bir enerji var. Şimdi şöyle bir psikolojik durum oluştu. Enflasyon bu kadar yükselirken, ekonomiler bu kadar durgunluğa girerken bir türlü 1800 psikolojik direncini aşamayan altında psikolojik anlamda da olsa, yıldırımlık etkisiyle de olsa satışların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer insanlar, hele ki Bitcoin'in 60 bin dolarlar kritik seviyesi... 65 bin doları gördün. Evet, evet. Böyle bir ortamda altında bir ihtimal sert satışlarda görebiliriz diye düşünüyorum. Yani ya yukarı yönlü kıracak altın bu durumu, yani ya yukarı yönlü çıkacak ya da tam tersi olacak. Artık yani bence bu konsolidasyon sürecinin yavaş yavaş, kısa vade için konuşuyorum, sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Ben yine kısa vade için yani en azından şöyle söyleyeyim, işte 3 Kasım sonrası, Kasım ayı içerisinde dahil olmak üzere altında yine durumun yatay devam edeceğini, çok aşağı yönlü hareketler de beklemiyorum açıkçası böylesi bir enflasyonist ortamda. Dolayısıyla bu anlamda da o bizim işte 1858 üzeri 1900'e giden sürece kısa vadede çok geçebileceğini düşünmüyorum. Yani geçen hafta umutlanmıştım ama bu hafta yeniden umudumu kaybettim diyebilirim. Ben de onu da şöyle düşünüyorum. Evet, kısa vadede baskı sürebilir. Manipülatif hareketler olduğunu hep söylüyorum, ben öyle düşünüyorum. Ama birincisi, dünyada başta Rusya ve Çin merkez bankaları olmak üzere fiziki altını ciddi bir şekilde topladıklarını okuyoruz. Onunla birlikte ABD'deki enflasyonun seviyesi ortada, faizlerin durumu ortada. Bir faiz artırım döngüsüne girilse bile bu enflasyon oranıyla birlikte ne kadar faiz artırırsa artırsın 0.25-0.25 artıracaklar. Çok keskin sağlam bir artış olmadığı sürece bu negatif faiz ortamının da altını desteklediğini düşünüyorum. Artı dünyadaki borsalara hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'yi saymıyorum, Türkiye çok ucuz da, baktığımızda zirve seviyelerinde olduğunu ve düzeltmelerden sonra tekrar yukarı hareketlerinin çok ivmeli aslında olmadığını ve yeni yüksek seviyelerini test edemeden tekrar düzeltmeye maruz kaldıklarını görüyoruz. Yani orada bir patinaj başladığını görüyoruz. Yani ve stagflasyonist beklentiler de üst seviyeye çıkmaya başladı. Bunların hepsini topladığımızda evet, ekran fiyatları üzerinde manipülasyonlar yapıyorlar. Bir de şu var, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bankalarının Ocak 2022'den itibaren sattıkları ekran altının karşılığında fiziki altın bulundurma zorunluluğu var. Dolayısıyla o tarafta da bu aksiyonun alınması gerekiyor. İngiltere Brexit'ten dolayı çıktığı için Avrupa Birliği'nden, oradaki bankalar için geçerli değil ama Avrupa Birliği için bu geçerli. Bütün bu koşulların ben de altın ve gümüş için önümüzdeki süreçte, belki yine dediğiniz gibi kısa vadede yıl sonuna kadar baskılanabilir veya 1-2 ay baskılanabilir. Onun süresini bilemeyiz, hakikaten bilemeyiz. Ama grafikler şunu gösteriyor, dediğiniz gibi bir kırılma noktasına çok yakınız. Bu kırılma benim tahminim olduğunda yukarı yönlü kırılacak ve yine zirveler zorlayacak diye düşünüyorum. Çünkü dünyadaki konjonktür bunu gösteriyor bana kalırsa. Ama dediğiniz gibi kısa vadede hem gümüşte hem altında manipülasyonlar devam edebilir. Altın gümüş rasyosunun teknik analiz uzmanlarının görüşlerine baktığımızda gümüş lehine dönmesinin de değerli metallerin tamamının bir rallye başlaması için bir temel oluşturacağı da ifade ediliyor açıkçası. Gümüşte pozitif bir hareket var. 23.50 direncini kırdı. Yukarıya attı. 24'ün üstüne attı. Buralarda devam edip gidebilecek mi bakacağız. 25 dolar ve üzeri 25.50 sırasıyla dirençler var. Oraları geçebilecek mi bakacağız. Bu dünyadaki Evergrande krizi olsun,
varlık balonları, enflasyonist ortam negatifler getirir. Bunların hepsini ben değerli metaller önümüzdeki süreçte destekleyeceğine inanıyorum açıkçası. Ve çok baskılandıklarını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Türkiye'de gram altın tabi dolar TL'nin de pozitif etkisiyle yukarı seyrediyor. 530 TL civarında bir gram altın var. Tarihi zirve sizle de geçen hafta konuştuk. 540'lar. 534'ten yine döndü 2-3 kere zorladı orayı. O bir ara direnç 540 öncesinde. Oralarda kırarsa ve tarihi zirvesi 540'ı kırarsa 560'ları kolayca yakalayacağını düşünüyorum ben gram altın tarafında. Gram gümüşte de geçtiğimiz aylarda 780'leri görmüştük. Şimdi bugün itibariyle 720'leri test ediyoruz. Dönüyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Oralarda dolaşıyor. Onu da takip edeceğiz. Hem dolar TL hem o tarafının hareketleri gram tarafını etkileyecek. Dolar TL'yi de dediğimiz gibi yani Merkez Bankası kararı belirleyecek. Borsanın yönünü daha çok belirleyecek. Size katılıyorum orada yine. Alınacak kararlar. Aslında baktığınızda bir paradoks var orada. Normal şartlarda düşük faiz ortamı sermayenin, yatırımcının başka alanlarda getiri aramasına yol açar ve borsaları destekler. Ama bizde o kredibilite kaybından ötürü ve belirsizlikten ötürü sanıyorum faiz düştüğünde, Merkez Bankası beklentinin üzerinde faiz düşürdüğünde bu borsayı da negatif etkiliyor. Aslında dünyanın tam tersi bir şekilde. Normal şartlarda bildiğiniz gibi faiz düşerse borsa tarafı bundan pozitif etkilenir. Ama bizde maalesef beklentilerin bozulması nedeniyle farklı etkileniyor. Son cümleleri sizden alayım ve bence güzel bir yayın oldu. Çok da teşekkür ediyorum. Siz de bitirin. Ben teşekkür ederim. Umarım her zaman eğer takipçiler beğenirlerse devamını getiririz. Tabii. Ben önce sana çok teşekkür ediyorum. Sonrasında da öğrencilerimin böyle yayına katıldığını gördüm. Onlara da verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senin sayende ben de sosyal mecralarla buluşmuş oldum. Senin önden. Valla ben ilk defa Instagram'da canlı yayın yapıyorum hocam. Beraber yapıyoruz yani. Birlikte öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol desteklerin için. Şimdi önce şöyle başlayayım. Yani şurası çok net Emre. Yani altında inanılmaz bir fiyatlama anomalisi var. Yani bunu iktisadi normlarla veya iktisadi normları bir tarafa bırakalım. Piyasa normlarıyla yani piyasa aktarım mekanizmaları açıklayabilmemiz mümkün değil. Yani enflasyon gerçekleşmelerin bu kadar yüksek olduğu, bu kadar kalıcılığın yüksek olduğu bir ortamda altına çok ciddi bir talep olması lazım. Dolayısıyla ne piyasa normlarıyla ne de iktisat kurallarıyla açıklayabileceğimiz bir fiyatlama yok. Orası çok net. Onu söyleyeyim. Hatta son dönemde bakıyorum yani gerek tartışma programlarında gerekse işte yazılıp çizilen mecralarda en çok ons altındaki bu durumun tartışıldığını ve bu anlamda da hani net bir durum, net bir gösterge sunulamadığını görüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi bir diğer dikkat çekmek istediğim şey gram altın. Şimdi aslında gram altında da Emre bir anomali olduğu yönünde görüşler var. Çünkü neden? Dolar TL'de biz son şöyle söyleyeyim son bir yılda yüzde ya da işte son bir aylık süreçte %11'lik bir artış görüyoruz. Dolayısıyla tamam şunu anlıyoruz. Ons destek vermiyor. Yatay bir ons hareketi var ama buna rağmen gram altının böylesi bir dolar TL kurumlu olduğu ortamda çoktan 540 direnç tarihi rekorunu kırmış olması gerekirdi. Dolayısıyla bu anlamda biz o ons altındaki anomalinin belirli düzeyde de olsa şeye de yansıdığını görüyoruz. Gram altına da yansıdığını görüyoruz. Şu konuda da bir uyarıda bulunmak lazım. Gram altında eğer yarınki kur hareketleri çok daha yukarı çıkarsa bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz diye düşünüyorum kısa vadede. Ben her halükarda gram altında bir düzeltme hareketi bekliyorum. Yani bu seviyelerde gidiyor olsa bile. Hele ki yarınki kurun ateşi çok daha yüksek olursa bu nedenle yatırımcıların paniklememesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde yine yukarı yönlü yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Bir diğer BIST 100 ile ilgili hareketle ilgili de son bir şey söylemek istiyorum. Evet şimdi BIST 100'de küresel borsalardan bir rüzgar aldı arkasında bu hafta ama BIST 100'deki bir son bir aylık süreçteki en azından mesela şöyle de bir gerçeklik var. BIST 100'e çok haksızlık da etmeyelim. Yani küresel borsalarda çok inişler olduğu dönemde de BIST 100'ün daha yatayda hareket ettiğini de hatta yükselişler olduğunu da gördük. Bunun en temel sebebi şu. Özellikle son birkaç haftadır dolar çok ucuz olması aslında. Temeldeki bir diğer etmen bu aslında son dönemde bu güçlü duruyor olması. En azından 1409 seviyesinin üstünde olması bu anlamda. Bir diğer söylemek istediğim şey şu. Yani ola ki yarın Merkez Bankası faiz indirir mi? Gerekçelerinden biri şu. Hani indirirse 100'den fazla veya en az 100 indirir. Şimdi geçen ay 100 bas puanlık faiz indirildikten sonra
şu görülmüş. Şimdi faiz indiği zaman bu şu anlama gelmiyor. Yani bankaların verdiği kredi faizlerinde düşme o anlamına gelmiyor her zaman. Hem banka faizlerinde ve tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir belirli düzeyde bir çıkış olduğunu gördük. Hem de aslında beklenen etkiyi olumlu anlamda, hani bu yatırımların artması bağlamında etkiyi yaratmadığı görülmüş yapılan çalışmalarda. Yani şöyle bir duruma geldi. Piyasada böyle görüşler de görüyorum. Yani 100 bas puan faiz indirdiniz ama aslında şöyle bir tabir vardır. Attığınız taş kurbağaya değmedi. Bırakın değmesini, bir de üstüne dolarizasyonu artırdınız. Şöyle ilginç bir rakam vereyim Emre. Geçen hafta Merkez Bankası istatistiklerine göre 1.7 milyar dolarlık bir dolar TL alımı olmuş Türkiye'de. Şimdi ben geçenlerde bir analistçiyi izledim, dedi ki ya dedi ben dedi artık dedi dolar TL'de dedi faiz artsa da dedi artış olacağına inanmıyorum. Çünkü hiç kimse gidip dedi 9.30 üst dolar almaz dedi. Ama aslında öyle olmadığını gördük. Bir de bunun dışında yabancıların faizin inmesiyle beraber tahvil, ciddi anlamda tahvil satışı olduğunu da gördük. Yani hem ekonomiyi olumsuz etkiledi hem de aslında ekonomide reel sektörde istenen etkiyi yaratmadığını, reel sektör faizlerinin düşmediğini, hatta bazılarının arttığını gördük. İşte bu nedenle bundan sonraki süreçte eğer Merkez Bankası faiz indirecekse bunun boyutu ya da ne diyelim işte bas puan bağlamında boyutu çok daha büyük olacak. Büyük olmalı yönünde görüşler de var. Bu görüşe katılacak mı katılmayacak mı yarınki fiyatlamada göreceğiz Emre. Ya aslında hocam çok kısa şöyle söyleyerek ben de özetleyeyim. Beklentilerin bozulmasının sonucu bu. Yani dolarizasyon artarak devam ediyor. Niye? Vatandaş şunu görüyor. TÜİK bir enflasyon verisi açıklıyor. Bağımsız araştırma grupları ise başka bir enflasyon verisi açıklıyor. Zaten vatandaş markete, pazara gittiğinde yaşadığı enflasyonu biliyor. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyonist ortamın devam edeceğini gördüğü için de Türk lirasından uzaklaşmaya devam ediyor. Asıl problem, Türkiye'nin kronik problemi enflasyon. Enflasyonu çözmezseniz, onunla ilgili yapısal reformlar noktasında kalıcı adımlar atmazsanız, günübirlik çözümlerle zaten geleceğiz nokta burası. Ne yapıyoruz? Biz uzun süredir pandemi ilk başına da yaptık. Faizleri indirdik, enflasyonun altına çektik. Kredilerle büyümeyi sağladık. Sonra dedik ki bak gördün mü pandemi döneminde bütün dünya küçüldü, bir Çin büyüdü ve biz büyüdük. Bayram ettik. Ondan sonra nasıl oldu bu? Sonucu ne oldu? Daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz, daha yüksek kur. Ve günün sonunda hep bir kısır döngü içerisinde devam ediyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda vatandaş da bunu bildiği için dolarizasyon Türkiye'de artıyor. Bunu çözmediğiniz zaman yabancı yatırımcıyı da alamıyorsunuz. CDS priminiz 440-450'lere varmış durumda. Yabancının içeriye girmesi daha maliyetli. Bugün bir haber daha okudum. Onu da söyleyip hemen bitireyim. Türkiye gri listeye alınmış. Neydi? Mali eylem görev gücü tarafından. Ne bu? Kara para konusunda, kara parayı engelleme, aklanmasının engellenmesi konusunda Türkiye'nin yeterli önlemleri alamadığı, terörün finansmanlarının önlenmesi konusunda yeterli önlemleri alamadık. Dolayısıyla gri listeye alınma durumu söz konusu ve bu Financial Times'ta çıktı. Bu gri listede olan diğer ülkeler kimler biliyor musunuz? Bazılarını söyleyeyim size. Fas, Suriye, Güney Sudan, Yemen gibi ülkeler var. Yani bu da analiz yapan insanların görüşlerine göre Türkiye'ye yabancı yatırımcı girişini daha da zorlaştıracak hususlardan biri. Yani zaten yabancı çıkıyordu, gelmiyordu. Ama bu olaylardan sonra daha da zorlaştıracak. Bir konuya daha değinelim. Demirtaş ve Kavala konusu. Bu konuda dolar TL'nin yönü açısından kısa vadede belirleyici olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Borsa tarafında da çok kısa bir şekilde ben endeks bazında kuvvetli hareketlerden ziyade bilançosu güçlü gelen ve iskontolu şirketlerin pozitif hareketlerle ayrışacağını düşünüyorum bu önümüzdeki bilanço döneminde. Arkadaşlarımız değerlendirirken firmaları fiyat kazanç oranlarına, piyasa devletler değerlerine baksınlar. Öz varlık karlılıklarına baksınlar. Ve fiyat seviyesine baksınlar. Ne kadar iskontolu işlem görüyorlar. Ve bilanço beklentileriyle paralel o taraflarda eğer borsada pozisyon alınacaksa pozisyon almalarını öneriyorum. Ve son sözleriniz nedir hocam? Eklemek istediğiniz var mı? Son aklıma gelen, daha önceki programlarda şöyle bir soru sorulmuştu. Senin şimdi söylediğinle çok ilintili bir durum. Şöyle bir soru gelmişti. Son dönemde bu enerji fiyatlarındaki yükselmeyle beraber acaba borsada enerji sektörüne yönelim mi? Bu konuda ne bekliyorsunuz diye. Şimdi şurası kesin, son dönemlerde enerji sektöründe borsalar, küresel anlamda da bunu söylüyorum, ciddi bir hisselerde yükseliş var.
Bu yükseliş devam edecek. Enerji krizi bunu gösteriyor. Fakat yine kısa vadede işte 85 doları gördü Brent petrol, 82 doları gördü ham petrol. Ben yine kısa vadede bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Uzun vade beklentim pozitif. Fakat kısa vadede ciddi bir düzeltme yaşayacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen yine enerji sektörüyle ilgili uzun vadeli pozisyonlarını pozisyonlara girebilirler diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil ama böyle bir yönlenme yapabilirler diye düşünüyorum. Hocam çok güzel bir yayın oldu bence. Çok şey öğrendik sizden yine. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz de senden çok şey öğrendik. Tekrar çok teşekkür ediyorum davetin için. Ne demek ne demek. Bizim için büyük şeref sizinle yayın yapmak. Arkadaşlarım takip edenler de eğer beğeniyorlarsa ve devamını istiyorlarsa daha sonra Instagram'dan da yorum yazabilirler. Ona göre Filiz hocamızla rica edip tekrar yeni yayınlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu yayını vakti olmadığı için takip edemeyen arkadaşlarımız YouTube'dan benim kanalımdan takip edebilecekler. Oraya yükleyeceğim, merak etmeyin. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta olsun. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.